Merhabalar. Bu videomuzda kalp deliklerine nasıl müdahale ederiz? Ne gibi tedavi yöntemleri vardır? Bunu konuşacağız. Kalp delikleri bir önceki videomuzda da anlattığımız gibi kalbin iki bölümü arasındaki olmaması gereken deliklerdir. Anne karnında vardır bu delikler. Gerçi ventrikül septum ve septal defek anne karnında çoğu zaman olmaz. Atrial septal defek anne karnında vardır. Yavaş yavaş gelişir. Foramen ovale şeklinde devam eder. Anne karnındayken sağ kalpte basınç yüksektir. Temiz kan buradadır. Sol kalbe kanı geçirmek için burada deliğe ihtiyaç vardır. Bir de foramen ovale dediğimiz aort ve pulmoner arter arasında da yine anne karnındayken delik vardır ki temiz kan sağ kalptedir, sol kalbe geçip vücudu dolaştırıp vücutta kanın dolaşabilmesi, kanın görev yapabilmesi, oksijeni taşıyabilmesi için bu aradaki bağlantının olması gerekiyor. Yani anne karnında aslında karışık bir kanımız vardır. Bu delikler doğumda kendiliğinden kapanır. Kapanmazsa eğer biz özellikle ventrikül septal defekt ve atrial septal defekt daha sık görüldüğü için bunları kapatırız. Bunları nasıl kapatırız? Kalp delikleri, bakın biraz önce gösterdiğim ventriküller, burası atriumlar, burası. Şemsiye yöntemiyle kapatırız. Kişiyi uyuturuz. Uyuttuktan sonra anjiyografi masasında sağ kasıktan veya sol kasıktan kalın bir hortum, kateter diyoruz. Bu hortumu delikten karşı tarafa geçiririz. Şemsiye iki taraflıdır. İlk şemsiyeyi açar, geri çekeriz. Bu şekilde açıp geri çekip buraya yaslarız ilk şemsiyeyi. Ondan sonra ikinci şemsiyeyi açarız ki kateteri çektikçe birincisi, arkasından da ikincisi açılıyor. Bu sıkışık olarak şu kateterin içindedir bu. Yumuşak bir şey. Göstereceğim şimdi size. Şöyle bir malzeme bu. Bu kateterin içine bu file gibi yumuşacık bir şeydir. Sıkıştırdığınız zaman bir borunun içine girer. Üstünden de boruyu geçirir, bunu kapatırsınız. Yani şemsiye burada böyle duruyordur. Şu şekilde duruyordur. Bunun üstündeki kılıf böyle gelir. Şemsiyeyi hop kapatır. İçine alır. Üstteki boru. Bunun içine biraz kalınlaştırıyor tabii bu boruya. İçindeki boruya göre. Sonra bunu böyle çıkarttığınız zaman kapak kendiliğinden böyle açılır. Şöyle açıldı. Hop çekersiniz. İkinci de açılır. Şemsiye bu şekilde açıyoruz. Ve birinciyi açtıktan sonra geri çekip deliğe bunu yaslıyoruz. Sonra ikinciyi açıyoruz. Bir daha gösterelim size kapatma şeyini. Başka bir videoda gösterelim. Burada videoyu, görüntüyü büyütemiyorum. Bakın burada da PFO'yu kapatmış işte. Sağdan sola geçirmiş. Birinci şemsiye açılmış. Geri çekmiş. İkinci şemsiyeyi açmış. Arkasından şuradan bakarsak yine aynı şekilde yine PFO için sağ taraftan sola doğru geçirmiş. Geri getirmiş. İkincisini de açmış. Sıkıştırmış birbirine. Bağlamış. Kapatmış. Bu örgülerin arasından kan sızar tabi, aklınıza gelebilir buradan kan sızıyor diye. Evet, bunların arasından kan sızar ama çok yüksek oranda bir sızma olmadı müddetçe. Bu genelde böyle nitinollü çok esnek bir çelikten örgü, iplik kadar incecik örgülerle yapılıyor. Çeliktir öz itibariyle. İçinde böyle bazen organik dokular da bulundurulur. O bölge pıhtılaşarak içinde kanı pıhtılaştırıp dokuyu tamamen tıkasın diye tıkar ve onarımı yapmış oluruz. Bu yolla neleri kapatabiliriz? ASD'yi kapatabiliriz. Bakın şurada geçmiş. Arkasından ikisi bir arada şu şekilde kapatmış oluruz. Tabi bu kapatmayı yapabilmek için atrial septumda iki taraf arasında bağlantı yeterli rim olmalı. Şuraya aortik rim diyoruz. Şuraya posterior rim diyoruz. Rim demek buradaki küçük çıkıntı yani. Yani tabiri caizse o yuvarlağın içindeki deliğe verilen deliğin
pardon, kenarlarındaki dokuya verilen isim. Delik bu. Şurası ve burası. Burası posterior rim, şurası aortik rim oluyor. Şurada aortumuz var. Aort tarafındaki rim, posterior rim ikisinde de tutacak kadar yer olmalı. Şimdi burası mesela bir cerrahi yöntemle kapatmayı gösteriyor. Aslında bu kadar böyle rimi olan, yani atriumun içinde delikten sonra kenarlarda böyle çıkıntısı olan delikler için yeterli derecede şey yapılabilir. Ne diyeyim, kapatma yapılabilir. Rim nasıl bir şey? Ben şurada göstereyim. Bakın şu atria septumumuz olsun. Şu iki odacık arasındaki perde. Şurada bir deliğimiz olsun. Şu da bizim septal deliğimiz. Şimdi bu delik eğer kapatma cihazı kapatılacak kadar böyle ortada ve iki tarafta rimleri varsa, bu rimler varsa iki tarafa şemsiye yöntemiyle bunu kapatabilirsiniz. Ama diyelim ki aort tarafındaki rim çok küçükse, şöyleyse, bunu kapatamazsınız. Neresine koyacaksınız? Şuradan çeker gider, açılır gider. Veya posterior rim kısaysa yine açılır gider. Yani delik büyükse ve rimleri küçükse, uçlarındaki sallanan tutacağınız dokular küçükse kapatma cihazını kullanamazsınız. Büyük delikler için geçerli. Çok küçük delikleri de yine SVO dediğimiz serebrovasküler olay, yani bir pıhtı kopup da ve varislerden, normalde bacağınızdaki varislerden felç olmazsınız. Bu varisler illaki ne taraftan? Sağ taraftan sağ kalbe gelir. Sağ kalpten de nereye gider? Şuradan. Sağ kalpten de nereye gider? Sağ kalpten de pulmoner artere gider. Normalde buradan pulmoner artere akciğer dokusuna gider. Ama burada delik varsa sağ kalbin içine girmeden bu delik buradan geçip sistemik basınç, sistemik kan dolaşımına geçip aort üzerinden gidip beyin damarlarını tıkayabilir. Eğer deliklerden hasta arada bir varisleri de var ve felç geçiriyorsa ve küçükse delik veya PFO ise, patent foramen ovale ise, yine kapatılır. Ama hasta SVO geçirmiyorsa, delik küçükse, sağ sol basınç farkı yaratmıyorsa ve volümünü 1.2'den daha fazla arttırmıyorsa sol ventriküle göre, sağda dolaşan kan ile solda dolaşan kan eşittir normalde volüm olarak. Öyle olmak zorunda değil mi? Sağda fazla dolaş, solda az dolaşsa sağdaki kan bir yerde birikecek demektir. Birikmeyeceğine göre sağdan sol tarafa doğru geçiş olmak zorunda veya soldan sağa doğru. İşte 1.2 civarında bir volüm yapmıyorsa bu delik sağ, öncelikle tabi soldan basınç yüksek olduğu için sağa geçer. Sağdaki volüm daha yüksek olur. Soldaki volüm az olur. Pulmoner yatakta eğer 1.2-1.3'ten daha fazla kan dolaşmıyorsa sola göre hiçbir şekilde işlem yapmaya gerek yoktur küçük şeyler için. Eğer SVO riski yoksa. Onun için küçük delikleri takipten yanayız. Büyük delikleri kapatmaktan yanayız. Yine kapatma cihazlarının bazıları gösteriliyor burada. Yine aynı şekilde kapatma cihazlarıyla şeyde nasıl kapatmalar yapıyoruz onu gösteriyoruz. Bakın şurası sol ventrikül, burası sağ ventrikül. Delik burada. Yine kateterler aracılığıyla getiriyoruz. Bakın şuradan kateter gelmiş. Şunun içinden geçmiş. Sağdan gelmişiz. Sol tarafa doğru kateteri geçirmişiz. Birinci şemsiyeyi açmışız. Hemen arkasından ikinci şemsiyeyi açmışız. Şemsiyeyi burada daha iyi göstermek için güzel bir video kaydetmişiz. Burada iki taraf arasında sıkıştırarak, bakın şurada primum ASD'mizi, pardon VSD'mizi, membranöz VSD'yi kapatmışız. Burada güzel bir görüntü olmuş. Membranöz VSD aslında en sıkıntılı, en zor VSD'lerden biridir. Kapatması. Şu büyük cihaz nedir diye sorarsanız, bu da T dediğimiz transözofajyal ekokardiyografi. Aynı anda bu görüntüyü röntgenle aldığımız gibi boğazından yutturarak hastaya, ki baygın durumda olur hasta o zaman, T yaparız. Şu T ile kalbin görüntülerini alırız. Burası sol ventrikül, burası sağ ventrikül. Aradaki delik bu. Bakın kapattıktan sonra da şu görüntü.
Dediğimiz gibi eğer kapatmak için iki taraf arasında yeterli rim yoksa, ki burada var ama yoksa, o zaman kalbin dışında perikard dediğimiz bir doku var. Cerrahlar onu keserler, buraya yama yaparlar. Böyle de güzel sanatsal bir dikiş atarlar oraya. Harika durur. Ameliyatta bir alternatiftir. İkisinde de riskler vardır. Bu riskleri çok fazla düşünmemek lazım. Çünkü eğer hekim size bunu ameliyat edelim veya kapatalım diyorsa, kapatılması gerekiyordur. Kapatılmıyorsa işte o kişi için hayati risk söz konusudur. İleriye doğru hayatını etkileyecek olaylar söz konusudur. Bunun için kapatalım dedikleri zaman onun kapatılması en uygun olanıdır. Yine burada göstermiştik herhalde. Size göstermediğimiz cihazlar, şurada gösterdik. Yine şurada bir görüntümüz var. Kapatıldığını güzel gösteriyor. Bu da PFO. PFO da aynı sistemde. Şurası sol aort yani. Şurası pulmoner arter. Pulmoner arterin tam köşesinden öbür tarafa doğru delik var. Bakın gelmiş kateter buradan. Şuradaki tel pulmoner arterin üstünden PFO aracıyla sol sisteme geçmiş. Normalde sağdan sola geçemezsiniz delik yoksa. Yani venöz sistemden, sağ kalbin olduğu, toplar damarların olduğu sistemde, sol kalbin olduğu, atar damarların olduğu sisteme geçemezsiniz. Delik varsa geçersiniz. Geçmişiz biz. Buradan geçip geçtikten sonra önce bu şemsiyeyi açmışız. Öndekini hemen arkasından ikinci şemsiyeyi açmışız. Açtıktan sonra ikisini birbirine bağlayıp sıkıştırmışız ve kapatmışız. Bakın aradaki şey geniş biraz. Tabii ilk anda sızıntılar olacak. Şimdi burada da görüyorsunuz. Hafif iki taraf arasında sızıntı olacak. O zamanla sızıntı gidecek, kapanacak. Tamamen delik tıkanacak. Küçük yaşta çocuk kardiyologları, pediatrik kardiyologlar ekokardiyografide erişkin kardiyografi cihazının üstüne daha küçük bir prop kullanarak bu görüntülemeyi yapıyorlar. Eskiden bundan bir 10-15 sene önce şey yoktu. Çocuk kardiyolojisi yoktu. Yeni kuruluyordu. Pediatri stajının veya pediatri uzmanlığının üstüne eklenmişti. O sıralarda biz bakıyorduk. Yani şeylere, kalp deliklerine. Tabii işlem yapma anlamında hiçbir şekilde erişkin kardiyologlar şu an artık işlem yapmıyorlar. Fakat tanısal amaçlı. Hastalar başka bir yerde diğer hekimlere ulaşmaları, pediatrik kardiyologlar pek yaygın değil. Tanısal amaçlı. Hastalara yol gösterme. İşte şuraya gidebilirsiniz, buraya gidebilirsiniz veya delik var yok deme amaçlı. Bizlerden de yardım istedikleri oluyor. O hususta meraklarını gidermenin yolunu arıyoruz ve uygun olan hekim arkadaşlarımıza hastalarımızı öneriyoruz, sevk ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.